Selam, ben Zafer Akçay. Yasin'in motosikletine konuk olarak bu haftaya da başlıyoruz. Yasin şehir içinde sürüyor, önünde bir tane kamyonet derken dünyası kararıyor Yasin'in. Dünyası kararıyor. Bakın bir daha bakacağız, hatta yavaşlatacağım. Bak, gazete uçuyor, oraya bırakılmış çünkü öyle. Uçuyor, 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 geliyor. Tam kamerayı kapatıyor. Yani Yasin'in yüzünü de kapatıyordur belki, ondan emin değilim. Ama kapatabilir de. Ve bu birazcık uzun sürerse sonu felaket olabilir. Aman dikkat arkadaşlar, aman. Emrullah, 120'ler, 110'lar virajlı bir yolda. Emrullah gelişim sürüşü yapıyor diyeyim. Ben de bunlara isim uyduruyorum. Yer duruyor işte. Gidebildiği kadar gidiyor. Ancak buraya kadar. Üstü viraj, yerler tozlu, karşıdan gelen bir araç falan derken Emrullah zaten derin derin nefes alıyor sürüşten sonra fark ettiyseniz. Bakın şimdi orada 30 yazıyor. Emrullah 30 yazıyor. Sen kaçla gidiyorsun? Yüzde de 98'e düşmüş burada. Ya burada duramasaydın, ya kıvıramasaydın, ya arabaya panikleyip çarpsaydın ne olurdu Emrullah'cığım? Değil mi? O tabelalar senin içinde var. Aman arkadaşlar, şunlara dikkat edelim. Olur mu? Akşam vakti Sercan'ın kamerası arkadan geleni seyredin şimdi. Ey yavrum ey, geliyor vallahi billahi. Bak kavşağa girişe bak, girişe bak ve karizmanın sıfır hatta eksilere indi ya. Çok havalı geliyordu değil mi? Süratli gelen bir kurye arkadaşımız da diye. Bak girişe bak. Tümseyi de o boşluktan geçiyor aradan böyle iğne deliğinden. Ama kavşak, o nasıl kavşağa giriş ya? Kavşak orası ya. Bir akşam vakti yani. Araba gelir, şu çıkar, bu çıkar. Ha? Okan, gördünüz mü hareketi? Diye böyle yanlayarak Okan'ın kamerasına poz veren genç, kasksız arkadaş. Çekiyor musun diye soruyor, işaret ediyor. Okan da çekiyorum diyor çünkü artistlik yapacak. Kamera var ya, artistlik yapacak. Kamerayı gören bir coşuyor zaten bizim millet olarak ya. Bak bak bak. Bak. Büyük iş. Alkışladık seni. Süpersin. Allah biraz da akıl fikir versin tabii bedeni verirken. Hakkı ve arkadaşı sürüyorlar. Güzel bir yol. Sağa bir ayrım, sola bir ayrım. Soldan gidiyor. Sinyalini de veriyor Hakkı. Vallahi bravo. Uyuyor kurallara. Dümdüz bir yol. Karşıdan da bir araba geliyor. Siyah bir araç. Hop hop hop. Bir şaşırma var orada. Hop nereye gidiyor? Ne oluyor? Niye bize yol vermiyor bu araba? Deli midir? Divane midir? Nedir? Arabaya bak ya. Dursana sen, oradan sola döneceksin madem öyle diyorsanız eğer, bir dakika. Peşin yargı derim, durdurduk. Bak şimdi ne göstereceğim size. Hakkı ne yapabilirdi sorusu durabilirdi. Ha? Çünkü o aracın yolu orası, Hakkı'nın yolu değil. Hakkı'cığım tabelalara sen de dikkat. Güven, Gusta. Evet, güven. Valla şunu hepimiz yapıyoruz galiba değil mi? Orada arabalarda beklemektense aradan dereden ha? Yapmayan varsa buradan alkışlıyorum. Vallahi ben dayanamıyorum, çoğu zaman yapıyorum ama yapmamak doğrusu. Hele burada biraz da sıkıştı, kamyon falan var. Ha? Derken bir de tak diye bir dokunma da var. Ha? Oldu mu bir şeyler, bakalım mı bir daha? Bak güven, şimdi o araç orada çıkmış. Orada tır var. Sen ne giriyorsun oraya? Girme bari. O araç gelir mi? Gelir tabii ki yani. Zaten adam gidiyor. Bak gitti, orayı da tıkadı. Trafik falan umurunda değil bunların. Bunlar bencil adamlar, bencil. Onların işi görülsün. Burçak nereyi boş bulursa oraya gidiyor. Bak şimdi orası tıkandı, sola baktı. Hop, solda boşluk var. Orayı bir değerlendirdi. Bir delik de burada var. O delikten de geçelim dedi. En sola çıktı. Kemale erdi Burçak ve ışıklara kadar gidiyor. Kırmızı yanıyor, duracak. Yani her türlü boşluğu küçüklük avantajıyla değerlendiren bir sürücü Burçak. Otobüs geçtikten sonra yeşil yanıyor. Burçak oradan giderken bir başka boşluk değerlendirici yanından geçiyor. Ama Burçak ona çok kızıyor. Niye kızıyorsun Burçak'cığım? Sen de boşlukları değerlendiriyorsun. O da boşlukları değerlendiriyor. Buğra.
Trafik durmak üzere falan. Burada karşıya geçecek. Böyle ara dere yapıyor o da. Hadi geçeyim diyor. Bir şey diyor. Ve orada görmediğim motosiklet sürücüsü geliyor buraya, çarpıyor. Burada motosikleti yerde. Şimdi bakacağız. Var mı bir şey? Yok bir şeyim. Yok bir şeyim diyor ama böyle moral falan gitmiş yani haklı olarak. Çünkü beklemediği bir şey. Göremedim. Bakın siz göremiyorsunuz diye orada olmayacak diye bir şey yok. Bakın hakikaten gözükmüyor. Nerede? Nerede o arkadaş? Hemen gözükmüyor ama sen göremiyorsun diye orada olmayacak diye bir şey yok. Gelir böyle küt diye çarpar. O da senin yaptığını yapıyor işte ara dere. Bugün aracılar dereciler. Aleyna motosikletini sağa çekmiş. Kamera açık. Bakın şimdi arkadan gelenlere bakın. Üç araç görüyor musunuz orada Allah aşkına bak. Arabalar ortadan yavaşça giden skuterci kardeşimizi araya almışlar. Ne olduğunu şaşırıyor adamcağız. Bak bu ne diyor ya? Artık bu ne diyor ya? Pes diyor. Bu kadarını da yapmayın diyor. Haksız mı? Haklı. Darlık yardırcanları Faruk ve Ahmet'ti galiba öndekinin de adı. Sürüyorlar. Yardıra yardıra sürüyorlar vallahi. Ne diyeyim ben? Faruk'cum. Frenler falan da var ama daha çok led parlaması öndeki sürücü. Karşıdan da bir motosikletli geliyor. Kenara çekiliyor. Çünkü ne derler? Öyle bir deveden büyük fil vardır diye bir laf vardır ya. Sen yardırıyorsan başkaları da yardırır. Yani şimdi ava giden avlanır misali bu. Şimdi Faruk da Ahmet yardırıyor. Tamam. Geliştirme sürücü de diyebiliriz. Süratler gerçi çok fazla trafiğe uygun değil ama. Şimdi burada bir şey oluyor. Bak fren, sağ viraj, içe kapanıyor öndeki. Ve düzlüğe çıkıp açıyorlar gazı. Karşıdan bir yalnız iksarlı arkadaş gelip sağa çekiliyor. Neden? Çünkü arkadan gelen bu kırmızı montlu arkadaşımız kafaya koymuş onları sollamayı. O da onu görüp kendini sağa atıyor. 167 ile gidiyor. O geçen 200 ile geçiyor en az. Değil mi? Yani 167 ve 200 süratler. Buradaki hız sınırı oysa ki 80. Tamam. Hayır, ben yargılayamam sizi canım. Yani ne yapıyorsanız yaparsınız. Herkes kendi yaptığından sorumludur. Bize zarar vermedikten sonra. Ama bu şekilde sollamalar biraz da garip. Bak şimdi bir araç daha geliyor. Yine sollama niyetinde. Yine karşıdan motor geliyor. Yani yol sadece bizim değil dersek. Ve dikkat bölümündeyiz. Aynı yoldayız. Yine darlık yolu. Dikkat bölümünde bu kez yine iki arkadaş gidiyorlar. Karşıdan bir motor. Bak bak bak. İmran tepki veriyor bu arkadaşa. Ne diyor duydunuz? Şimdi biraz saygı. Ya Mirza'nın yolladığı hakikaten akıllara da uygun mu? Bakın bölünmüş yol karşıdan gelene bakın. Ters yönden gelene bakın ya. Karşısı kapalı falan değil ha. Karşı taraf açık. Bak diğer kamyonlar falan oradan geliyor yani. Pes. Hüseyin kırmızı ışıkta Hüseyin duruyor ama bu ne ya? Hüseyin şöyle yapıyor. Lan yeşil mi yanıyordu? Ben mi durdum acaba falan diyor Hüseyin. Ne yapsın garibim? Otopark da kırmızı da duruyor. Bir motor, bir motor daha. Sohbete bak, sohbet. Helal be. Ama sohbet ederken biraz dikkate. Bak bu sefer alkış sürüşe değil ha. Bak sürüşe değil de şu kafa pasına. Topun geldiği yere Emir vallahi o topu geri gönderiyor. Bravo. Hiç mi senin başından bir şey geçmiyor diyenler için işte kendi videom sürüyorum. Bebek'te çok acayip dik bir yokuş. İki kişiyiz. Fulya da arkamda böyle zar zor çıkıyoruz. Kamerada önde takılı ama ters bir şekilde taktım. Yani bir garip duruyordu. Scooter'lı arkadaşım sola sinyal verdiği için ben korna çalarak sağından geçerken ne oldu? Burada hop benim kamera düştü. Bundan benim haberim var mı? Yok. Ben basıp gidiyorum. Bu amca da bir şeyler söylemiş ama biz onu görmedik. Geçmişten sonra uyardı bizi. Evet, kurye arkadaşım amcadan istiyor kamerayı alıyor ve elciğin içine atıyor. Ondan sonra var gücüyle yokuşta çıkmaya başlıyor. Şimdi bana yetişme çabası tabii ki. Yani 1 kilometre yazık bu şekilde sürüyor.
Sonrası. Aa ya. Allah'tan yavaş gidiyorsun. Eyvallah tabii. Teşekkür ederim. Sağ ol. Bayırda düşüyorsun yokuşta. Aa yokuş düştü. Sağ ol. Kaskın kapa ya. Kaskı da hemen böyle işte mesleki deformasyon. Kaskı bağlı değildi onu uyarıyorum. Ya bu arkadaşım ne dersi verdi bize? İnsanlık dersi verdi. Ne dersi verdi? Namus dersi verdi. Bu ders benim vereceğim bütün derslerden belki de daha önemli. Bu bir insanlık dersidir. Olması gerekendir. Kendisini yürekten alkışlıyorum. Daha sonra o arkadaşıma çantanın üzerinde yazan numaradan ulaştım. Bayramlaştık kendisiyle ve bir kez daha teşekkür ettim. Yaptığı insanlık namına yaptığı bu güzel hareket için beni kameramla kavuşturduğu için. Hadi iyi sürüşler.